Herkese merhabalar, herkese selamlar. YouTube Üniversitesi'ndesiniz. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. YouTube Üniversitesi kanalı olarak bir süredir devam ettiğimiz, özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültelerinin kamu hukuku dersleriyle ilgili içerikler üretmeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz. Daha önce hukuk dersleriyle ilgili özellikle hukuk fakültesi de okuyan arkadaşların ilgilendiren dersler açısından bakayım. Hukukun temel kavramları, anayasa hukukuna giriş, Türk anayasa hukuku, idare hukuku gibi dersleri bu çerçevede sizlerle 14 haftalık içerikleriyle ve vize ve final çalışma soruları videolarıyla paylaştık arkadaşlar. Yine İBF ve Siyaset Bilim Kamu Yönetimi bölümü özellikle de okuyan arkadaşlar için kamu yönetimine giriş, yerel yönetimler 1, yerel yönetimler 2, bilimsel araştırma yöntemleri gibi derslerimizi bütün içerikleriyle burada ele aldık. Yani hem İBF, SBF hem de hukuk fakülteleriyle ilgili ders içeriklerimiz burada devam ediyor. Bu dönem benim şu anda konuşmaya başladığımız ceza hukuku genel hükümler dersinizle arkadaşlar karşınızdayız. Bunun yanında İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Eyüp Zengin Hoca'nın iş hukuku ve kamu personel yönetimi derslerimiz de kısa süre içerisinde kanalımızda olacak konu anlatımları ve bize final soru çalışma videolarıyla birlikte. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube Üniversitesi kanalı olarak büyümeye devam ediyoruz. İçeriklerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu dönem 3 yeni dersimizle ve kadromuza dahil ettiğimiz Eyüp Zengin Hoca ile birlikte bu 3 dersi birlikte vermeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, yine beğenme, paylaşma gibi YouTube'un algoritması gereği etkinliklerle katkıda bulunmayı lütfen unutmayın. Yine sorularınızı iletebilirsiniz. Yani etkileşimli, interaktif bir ders olmasını isterim. Mutlaka sorularınıza cevap veririm. Bunun dışında arkadaşlar, eğer katıl butonuyla kanalımıza abone olursanız burada ders videolarımızın PDF formatlarını da PDF'lerinde sizin mail adreslerinize gönderme imkanımız olur. Yani normal aboneliğin dışında katıl butonuyla abonelere özel olarak ne yapıyoruz? Ders PDF'lerini de gönderebiliyoruz. Bu dersimize gelecek olsak arkadaşlar, ceza hukuku genel hükümler dersi hukuk fakültelerinde 2. sınıfta, diğer İBF ve SBF'lerde 3 veya 4. sınıfta okutulan bir ders. Dolayısıyla biz burada bunların içeriğini bir kamu hukuku dersi olarak ceza hukukuyla ilgili burada bu dersi vermeye çalışacağız. Lütfen sorularınızı bizlerle paylaşın. Katılımlı olarak dersi takip etmenizi öneririm. Bu dersimizde bu alanın duayen isimlerinden Profesör Doktor Adem Sözüer hocamızın Ceza Hukuku Genel Hükümler kitabını takip edeceğiz. Son derece önemli, kıymetli bir eser. Kitap almak isteyen arkadaşların da bu kitabı temin etmelerini, oradan takip etmelerini öneririm diyerek hemen sözü fazla uzatmadan bugünkü dersimize Ceza Hukuku Genel Hükümler dersimizin ilk konusuna geçiyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu dersimizin ilk kavramı ceza kavramıyla başlıyoruz. Kavramlar önemlidir. Niye? Çünkü kelimeler ve kavramlar bir hususun içeriğini doldurur, kapsamını, sınırlarını, çerçevesini çizer. Bu nedenle biz de ceza hukuku dersimizin ceza kavramından hareketle içeriğinin kapsamının ne olduğunu yavaş yavaş bakmaya başlayalım. Arkadaşlar temel konusunu suç kavramının teşkil ettiği ceza hukuku eskiden beri ilk insan toplumlarından beri son derece ilgi gören bir kavram veya bir hukuki alan. Dolayısıyla
Yani bu eskiden beri hem bireyler anlamında hem toplumlar anlamında ilgi gören bu hukuk dalının, ceza hukukunun bir kamu hukuku dalı olarak ceza hukukunun medyadan edebiyata ve sinemaya kadar yaygın örneklerini, bu ilgiyi gösteren örneklerini görmek mümkün. Örneğin işte gazetelerde, sosyal medyada en çok dikkat çeken, ilgi gören, izlenen, bunun içinde bol bol servis edilen haberler biliyorsunuz ceza hukukunun kapsamındaki suç ve ceza ile ilgili kavramlardır, haberlerdir diyebiliriz. Yine edebiyat açısından bakacak olursak Dostoyevski'nin Suç ve Ceza isimli kitabı, romanı nedir? Batı klasikler arasında mutlaka okumuşsunuzdur. Son derece ceza hukukuyla ilgili yakın bir romandır diyebiliriz. Yine Uluslararası Suç ve Ceza Festivali, film festivali nedir? Bu anlamda önemli bir örnek olarak verilebilir. Demek ki bu ceza hukukunun konusunu teşkil eden suç ve ceza konuları hem bireylerin hem de toplumların dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor. O zaman biz ceza kavramından başlayalım arkadaşlar. Ceza kavramını biz suç karşılığında verilen yaptırımlardan biri olarak ele alabiliriz. Ve bu anlamda ceza hukukunu biz suç hukuku olarak da tanımlayabiliriz. Hatta diğer bir açıdan, madalyonun diğer tarafına bakacak olursak, yani cezalara karşılık gelen, tekabül eden yaptırımlar, müeyyideler bakımından baktığımızda, biz ceza hukukunu ceza ve güvenlik tedbirleri hukuku olarak da adlandırabiliriz. Yani bu da mümkün. Ve hem dünyada hem Türkiye'de tercih edilen isim bu konuda genel itibariyle ceza hukukudur denilebilir. Ki Türk hukukunda mevzuatına baktığımızda zaten kanunlarımızın adı da Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu gibi isimler olarak ortaya çıkmış. Demek ki biz hani suç hukuku veya ceza ve güvenlik tedbirleri hukukunu değil de Türkiye'de ceza hukuku kavramının tercih edildiğini söyleyebiliriz. O zaman bakalım biraz daha büyütelim, yani yaklaştıralım dersimize ve ceza hukuku kavramının içeriğini biraz daha yakından ele almaya başlayalım. Bir insan davranışının hangi şartlarda suç oluşturacağı ve buna mukabili bunun karşılığında ne gibi ceza veya güvenlik yaptırımı uygulanacağını, müeyyidesi uygulanacağını düzenleyen hukuk kurallarını biz arkadaşlar ceza hukuku olarak tanımlayabiliriz. Demek ki ceza kavramından ceza hukukuna geçtiğimizde bir insan davranışının hangi şartlarda suç oluşturacağı ve bunun karşılığında ne gibi ceza veya güvenlik yaptırımı uygulanacağını düzenleyen hukuk kuralları olarak tanımlayabiliriz ceza hukukunu. Burada biz geniş anlamda ceza hukukunun, yani maddi ceza hukukunun, ceza muhakemesi hukuku ve ceza infaz hukukunu da kapsadığını söyleyebiliriz. Yani bu şu anlama geliyor. Maddi ceza hukuku aslında, yani geniş anlamda tanımladığımızda ceza hukukunu, hem ceza muhakemesi hukuku hem de ceza infaz hukukunu kapsamaktadır. Bunun yanında ceza infaz hukuku, ceza hukuku arkadaşlar, diğer ilgili yakın dallarla, yani kriminoloji, viktimoloji, penoloji, kriminalistik ve adli tıp gibi birçok alanda ilgili olan sui generis. Ne demek sui generis? Kendine özgü bir hukuk alanıdır diyebiliriz. Yani viktimoloji, burada suç bilimi, yine penoloji, suçluların cezalandırılması ve topluma kazandırılması ile ilgili bilim dalı. Yani bunlar hepsi kriminalistik ve adli tıp gibi bilim dallarıyla ceza hukukunun iç içe yakın bilim dalları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, konuya bir diğer açıdan bakacak olursak arkadaşlar, ceza hukuku uyuşmazlıkları da özel hukuktaki gibi eşit bireyler arasındaki bir ilişkiden söz etmiyoruz. Bunun ötesinde devletin cezalandırma yetkisi kapsamında kamusal bir görevi yerine getirme, misyonu yerine getirmesi açısından olaya bakıyoruz. Yani örneğin bir alacak davası ile
kasten insan öldürme suçlarını karşılaştırdığımızda alacak davası nedir? İki kişi arasında özel hukuk kapsamında bir ilişkiyi ifade eder. Ama kasten insan öldürme suçlarına baktığımızda burada kişinin şikayetçi yani veya yakınlarının kişi zaten ölmüş tabii o şikayetçi olamaz ama yakınlarının şikayetçi olması durumunda olması gerekmiyor yani durumda değil olması gerekmiyor. Onlar şikayetçi olmasa bile soruşturma kovuşturma makamlarının ilgili delilleri toplayarak re'sen harekete geçmek suretiyle ne yapması gerekiyor? İlgili soruşturmayı, kovuşturmasını yapması gerekiyor. Da burada şikayete tabi suçları istisna olarak belirtmemizde yarar var. Evet, bu arkadaşlar ceza ve ceza hukuku kavramlarına kısaca bu şekilde baktıktan sonra şimdi gelelim maddi ceza hukukunun yakın bilim dallarıyla olan ilişkisine şöyle kısa kısa bir bakalım. Suçun yapısal unsurları, özel görünüş biçimleri ve ceza hukuku yaptırımlarını ele alan hukuk, biz ne diyorduk? Maddi ceza hukuku diyoruz. Bunun yanında bu maddi ceza hukukunun ceza muhakeme bir, ceza muhakemesi hukuku, iki, ceza infaz hukuku ve üç de kriminoloji olmak üzere üç yakın dal ile olan ilişkilerini bu çerçevede kısa kısa ele alacağız arkadaşlar. Öncelikle ceza muhakemesi hukukuyla olan ilişkisine bakalım maddi ceza hukukunun. Ceza muhakemesi hukuku işlenen suçların aydınlatılmasına ve soruşturulması ve devamında kovuşturulmasına ilişkin kuralları kapsar arkadaşlar. Demek ki ceza muhakemesi hukuku işlenen suçların aydınlatılmasına, soruşturulmasına ve kovuşturulmasına ilişkin kuralları içermektedir, kapsamaktadır. Burada hemen 5.271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu aklımıza geliyor. Burada bir suçun soruşturulmasına ilişkin işlemler, yani yakalama, gözaltına alma, arama ve tutuklama gibi koruma tedbirleri, muhakeme sücelerinin yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, davanın açılması ve yürüyüşü, kanun yolları gibi hususların bu kanunda yani 5.271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenleme altına alındığını, ele alındığını, hüküm altına alındığını görüyoruz. Bunun dışında bu kanunun dışında 5.235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki kanunu da biz ceza muhakemesi alanındaki bir diğer önemli kanun olarak ele alabiliriz arkadaşlar. 2359 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda da ceza muhakemesini ilgilendiren hükümlerin mevcut olduğunu söylemek mümkün. Ve son olarak 5236 sayılı Kabahatler Kanunu ve ayrıca ilaveten 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun içerdiği maddi yani şekli ceza hukukları kapsamında ceza muhakemesi hukuku ile yakın ilişkili olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin ceza muhakemesinin şartlarından birisi olan şikayet konusu arkadaşlar Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinde düzenlenmiştir. Bu da bir örnek olarak verilebilir. Maddi ceza hukukunun ceza infaz hukukuyla olan ilişkisine bakacak olursak, ceza infaz hukuku, ceza yargılaması sonunda verilen ve kesinleşmiş bir hükümde yer alan ceza veya güvenlik tedbirlerine ilişkin yaptırımların uygulanması ve bu kapsamda infazın başlamasına, yerine getirilmesine ve gözetim ve denetimine dair kuralları içermektedir. Önce ne yapmış oluyoruz? Ceza infaz hukukunun içeriğine böyle bir bakmış oluyoruz. Yani içerdiği konular kapsamına bu şekilde bakmış oluyoruz. Bu anlamda biz 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunu, infaz hakimliği kanunu, ceza infaz kurumları ve tutuk evleri izleme kurulları kanunu, yine denetimli serbestlik ve yardım merkezleriyle koruma kurulları kanunu gibi kanunları ceza infaz hukukuyla ilgili temel kanunlar olarak zikredebiliriz.
Da bunun dışında ilgili tüzük ve yönetmeliklerinde bu kapsamda olduğunu söylemek mümkün. Hatta Adli Sicil Kanunu'nun da bu anlamda ceza infaz hukuku kapsamında yer aldığını, ele alındığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar, maddi ceza hukuku suç ve buna ilişkin yaptırımları konu almışken ceza infaz hukuku bu yaptırımların ne şekilde uygulanacağını ele almaktadır. Demek ki maddi ceza hukukuyla ceza infaz hukukunun ilişkisi birincisinin, yani maddi ceza hukukunun suç ve buna ilişkin yaptırımları konu almaktayken ceza infaz hukukunun bu yaptırımların uygulanma şekline ilişkin olması bakımından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Maddi ceza hukukunun kriminolojiyle olan ilişkisine baktığımızda ise arkadaşlar, suç bilimi olarak da adlandırılan kriminolojinin suçun sebeplerini empirik metodlarla araştırmakta olduğunu ve suçluluğa etkileri bakımından çevresel faktörlerin yanında sosyolojik, biyolojik ve psikolojik nedenleri de incelediğini görüyoruz. Demek ki kriminoloji, yani suç bilimi ne yapmaktaymış? Suçun sebeplerini empirik metotlarla araştırmaktaymış. Suçluluğa etkileri bakımından çevresel faktörlerin yanında sosyolojik, biyolojik ve psikolojik nedenleri incelemekte imiş. Ceza hukuku suçu hukuki bir perspektiften ele alırken, yaklaşırken, kriminolojinin de arkadaşlar toplumda meydana gelen bir olay olarak konuya yaklaştığını söylersek konu herhalde daha iyi anlaşılmış olur. Evet, suçluluğun nedenleriyle ilgili incelemelerde elde edilen sonuçlar bir takım bilimsel veriler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Burada kanun koyucunun, yani bu bilimsel verilerin, kanun koyucunun suçların işlenmesini önleyici tedbirler alması bakımından veya suç ve cezalara ilişkin kanuni düzenlemelerde göz önünde bulundurulması bakımından son derece faydalı, katkı sağlayıcı bir işlem olduğunu, içerik olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ceza hukukunun yakın dallarla olan ilişkisinden sonra arkadaşlar gelelim ceza hukukunun hukuki değerler ile olan ilişkisi, yani ceza hukukunun hukuki değerleri koruma misyonu, görevi bakımından olayı biraz daha ele almaya çalışalım. Ceza hukuku bakımından suç kanun koyucu tarafından ceza hukuku yaptırımına bağlanan fiil olarak tanımlanıyor, bildiğiniz gibi arkadaşlar. Demek ki suçu biz ceza hukuku bağlamında kanun koyucu tarafından ceza hukuku yaptırımına bağlanan fiil, yani hareket olarak tanımlayabiliriz. Burada kanun koyucu bu yetkiyi keyfi olarak tabii kullanamayacağı açıktır. Yetkiyi bazı ilke ve kriterlere göre kullanır. Yani hem o ülkede bulunan mevcut hukuk kuralları, mevzuat, hem de hukukun evrensel ilke ve prensipleri çerçevesinde bu yetkiyi kullanır kanun koyucu. Yoksa keyfi olarak ben böyle yaptım oldu diyemez. Çünkü o zaman hukuk devleti olmaktan zaten çıkmış olur. Peki nedir? Ceza hukukunun hukuki değerleri koruma görevi nedir? Bununla ilişkin çerçeveyi nasıl çizebiliriz, oluşturabiliriz? Öncelikle çoğulcu demokratik bir hukuk devletinde ceza hukukunun temel görevinin kişi hak ve özgürlüklerini güvenceye almak suretiyle vatandaşların özgür ve barış içerisinde birlikte yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade edebiliriz. Bu sözünü ettiğimiz göreve kısaca biz hukuki değerlerin korunması görevi adını veriyoruz arkadaşlar. Ki Türk Ceza Kanunu 1. maddesinde bu görev sadece ceza hukuku bu şeyi düzenlenmektedir. Yani hukuki değerlerin korunmasına ilişkin hüküm, içerik Türk Ceza Kanunu 1. maddesinde yer almaktadır. Tabii hukuki değerlerin korunması sadece ceza hukukunun görevi değil, aslında bütün hukuk dallarının ortak paydası olarak ortaya çıkmaktadır, görevi olarak ortaya çıkmaktadır. Hukuki değerlerin temel kaynağı anayasadır arkadaşlar. O ülkelerin anayasalarında kişi hak ve özgürlüklerinin yanı sıra
ilgili düzenlemeler yanı sıra etkin bir adli sistem ve dürüst bir kamu idaresi yönetimi gerekir. Bu faktörler birlikte oluştuğunda hukuki değerlerin etkin ve verimli bir şekilde korunması sağlanmış olur. Burada suç tanımı ve cezaların keyfi ya da ideolojik olarak, yani ben senin rengini beğenmedim, işte bakışını beğenmedim, oturmanı kalkmanı beğenmedim şeklinde değil, yani ideolojik veya keyfi değil, bu hukuki değerlerin korunmasına yönelik bir suç tanımı ve cezalandırma sistemi oluşturulmalıdır sonuç olarak söylersek. Ceza hukukunun son araç, son çare olma misyonu veya fonksiyonu diyebileceğimiz altımı ratio özelliği vardır arkadaşlar. Burada biz ceza hukuku yaptırımlarının kişinin hak ve özgürlüklerine diğer hukuki yaptırımlara nedir bu? Örneğin medeni hukukla, idare hukukuyla ilgili yaptırımlar çerçevesinde bir çözüm bulmaya çalışılır. Kişinin hak ve özgürlüklerine yönelen haksızlıklara. Ama bunlarla mümkün olmazsa son çare olarak ne yapılabilir? Ve tabii bu idare hukuku ve medeni hukuk yaptırımlarına göre son derece ağır müdahaleleri içeren ceza hukuku yaptırımları devreye girer. Bu yaptırımları diğerlerinin yetersiz kaldığı noktada son çare, yani ultimum ratio olarak ifade edebiliriz. Yani bu şekilde başvurulur. Ceza hukukunun burada yardımcı niteliği ortaya çıkmış oluyor. Bu da şey olsun, ultimum ratio aynı zamanda arkadaşlar bir suikast silahı, yani bu KANAS gibi suikast silahı şeyde markasıymış aynı zamanda. Herhalde bazıları için de bu şekilde bir son çare çözümü demek ki akıllarında var. Onu da resmi olarak buraya koydum. Evet. Arkadaşlar, bu ceza hukuku dersimizin birinci haftasında kavramsal çerçevemizi biraz daha netleştirirsek, yani suç, kabahat, ceza ve güvenlik tedbirleri kavramlarını biraz daha yakından ele alırsak, önümüzdeki hafta yavaş yavaş ceza hukuk teorilerine geçeceğiz. Yani teorik kısımlarla ilgili ayrıntılara girmeden kavramsal çerçevemizi, yani ceza hukukunun temel kavramları olan suç, kabahat, ceza ve güvenlik tedbirleri üzerinde biraz daha ayrıntılı duralım. Öncelikle suç kavramını biz biliyorsunuz, suçun unsurları, maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsurlar çerçevesinde ele alınan, öngörülmüş bir insan davranışı olarak biz suçu tanımlıyoruz. Bu unsurlardan oluşan suçun ceza yaptırımına tabi olmasının gerekçesi veya şartı nedir? Kişinin kusurlu olmasıdır. Yani normal reşit bir insan için veya işte şartları fiil ehliyetini taşıyan bir kişi için nedir? Kişinin kusurlu olması gerekir. Buradaki kusur suçun bir unsuru olarak değildir. Yani bunu dikkat çekiyorum. Burada kusur şartı suçun bir unsuru değildir. Suçu işleyen kişi bakımından bir kınama yargısını ifade etmektedir. Yani suçlar özel hukuktaki haksız fiil gibi bir haksızlığı içerdiği için burada bir kınama yargısını ifade etmektedir. Tabii özel hukuktaki haksız fiil ile buradaki durum, yani suçlarla oluşturulan haksızlık birbirinden farklı yönler içeriyor. Yani tıpatıp aynı değil, yani benziyor ama tıpatıp aynı değil. Ne gibi bu farklılıklar var? Suçlar özel hukuktaki haksız fiil gibi bir haksızlık içermekle birlikte haksız fiiller için genel düzenleme yapılmışken özel hukukta suçlar için tek tek cezaların öngörüldüğünü görüyoruz. Yine ceza hukukunda şahsilik ve subjektif sorumluluk varken özel hukukta başkasının fiilinden dolayı objektif sorumluluk mümkün olabilmektedir. Bir diğer husus arkadaşlar, suçlara ve haksız fiillere ilişkin yaptırımlar arasında, müeyyideler arasında nitelik ve uygulama bakımından bir takım farklılıkların olduğunu söylememiz mümkün.
Suç kavramından sonra kabahat kavramına bakacak olursak arkadaşlar, niteliksel olarak değil ama niceliksel olarak suçlardan ayrılan haksızlıklara, haksızlık durumlarına biz kabahat adını veriyoruz. 2005 öncesi yani reform öncesi, reform düzenlemeleri öncesinde ceza hukukunda kabahatler de yer almaktaydı ve bu tasnif çerçevesinde ağırlığına göre yapılan tasnif çerçevesinde cürüm ve kabahat ayrımına gidilmişti. Ama 2005 Haziran'ında yürürlüğe giren yeni kanunda yani 5237 sayılı ceza kanununda kabahatlere yer verilmediğini görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar 5226 sayılı kabahatler kanunuyla ayrıca düzenlendiğini görüyoruz kabahatlerin. Burada yani kabahatleri kanunun ikinci maddesinde 5226 sayılı kanun ikinci maddesinde kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanan kabahatlerin idari para cezası ve idari tedbirler şeklinde yaptırımlara tabi olduğunu görüyoruz. Ki burada idari para cezası zaten anlaşılabilir. İdari tedbirlerin ise karayolları, trafik kanunu, gümrük kanunu, çevre kanunu gibi farklı kanunlarda bu konuda hükümlerinin de bulunduğunu ifade etmekte yarar var. Evet, burada bu konuyla ilgili, bu haftaki konumuzla ilgili bir diğer kavram da arkadaşlar ceza ve güvenlik tedbirleri kavramları. Öncelikle ceza kavramını biraz önce de söyledik ama tekrar edecek olursak Türk Ceza Kanunu'ndaki ilk yaptırım türünü ifade etmektedir. Cezalar, suç teşkil eden bir haksızlığı işleyen ve kusurlu olan bir kimseye kusurunun ağırlığına göre uygulanan müeyyideye yaptırıma biz ne diyoruz? Ceza adını veriyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezası ve adli para cezası olmak üzere iki türlü ceza türü öngörülmüş arkadaşlar. Güvenlik tedbirleri ise ceza hukukumuzdaki ikinci yaptırım türünü teşkil ediyor. Ve aynı şekilde güvenlik tedbirlerinin de bir takım türlere ayrıldığını görüyoruz. Müsadere, hak yoksunlukları, belirli bir kurumda gözetim altında tutulma gibi türleri mevcut güvenlik tedbirlerinin. Yine güvenlik tedbiri için cezada olduğu gibi herhangi bir kusur şartı aranmıyor. Bir örnek verecek olursak 12 yaşındaki bir çocuk düşünün. İşlediği suç itibariyle kusurlu sayılamayacağı için ne yapamayız bunu? Ceza sorumluluğu ortaya çıkmaz. Fakat bunun çocuk koruma kanunundaki koruma tedbirlerine maruz bırakılması, uygulanmasının herhangi bir engeli bulunmadığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu hafta Ceza Hukuk Genel Hükümler dersimizde genel çerçeveyi çizmiş olduk. Kavramlar, temel kavramlar, kavramsal çerçeveyi ele almış olduk. Ve dediğim gibi konularımız 14 hafta devam edecek inşallah. Ve arada da vize ve final çalışma soruları videolarında sizlerle, soru çözümlerinde sizlerle olacağız. Tekrar hatırlatıyorum, bu dersin temel kaynağı olarak Adem Sözüer hocamızın Ceza Hukuku Genel Hükümler kitabını kullandık. Konumuzun sonunda her konuyu özetleyen bu şekilde yani konunun genişliğine göre sorular, test soruları koyacağız. Tabii vize ve final çalışma soruları videosunda klasik sorular üzerinden de konuşacağız. Ve ilk sorumuz bu konuyla ilgili, birinci üniteyle ilgili ilk sorumuz şu. Ceza hukuku birçok alanla ilgili olan sui generis yani kendine özgü bir hukuk dalıdır. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun yakın ilişkisinin olmadığı bir hukuk dalı olarak ifade edilebilir? Arkadaşlar, burada viktimoloji, penoloji, anayasa hukuku ve ceza muhakemesi hukukunun ne olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ceza hukukuyla yakın ilişki içerisinde olan bilim dalları olduğunu görüyoruz. Ama biyomedikal diye bir bilim dalının ceza hukukuyla ilişkisi yok. Yani cevap E şıkkı.
Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukundaki yaptırımlardan biri değildir? Müsadere güvenlik tedbiri, hapis cezası, adli para cezası, hak yoksunluğu güvenlik tedbiri. Bunları biraz önce saydım arkadaşlar. Bunlar ceza hukukumuzdaki yaptırımları ifade ediyor. Ama ceza hukukumuzda kınama diye ne yok, bir yaptırım söz konusu değil. Üçüncü soruya gelecek olursak, ceza hukukunun başvurulan son çare olma özelliğini anlatan ifade hangisidir? Sine qua non, bu Fransızca bir kelime. Olmazsa olmaz, yani olmaz şart demek. De jure, sui generis, tui polaris, bunlar tabii şey değil, konuyla ilgisi yok. Evet arkadaşlar, ultimum ratio, yani son çare olma anlamına gelen ultimum ratio seçeneği burada cevabı oluşturmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık tanımına karşılık gelen kavramdır? Hemen suç, ceza, kabahat, idari yaptırım, müsadere şıklarına baktığımızda burada kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığın ceza hukukumuzda kabahat olarak tanımlandığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Son sorumuz arkadaşlar, 5237 sayılı mevcut cari Türk Ceza Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir? Yine ders konularımız arasında söyledim. Reform çerçevesinde 2005 Haziran ayında bu kanunun yürürlüğe girdiğini söyleyebiliriz. Evet sevgili gençler, değerli öğrencilerimiz, arkadaşlar. Bu dönem devam edeceğimiz ceza hukuku genel hükümler dersimizin ilk ünitesini bu şekilde tanımlamış olduk. Lütfen kanalımızı takipte kalın. Beğenme, abone olma, yorum yapma, paylaşma gibi etkinliklerle de destek verirseniz seviniriz. Ayrıca tekrar hatırlatmış olayım, tekrar etmiş olayım. Katıl butonuyla kanalımıza abone olmanız durumunda sizlere derslerin, yani diğer vereceğimiz derslerinde bu dersinde PDF'lerini maillerinize gönderebiliyoruz. Bu diğer dersler derken Profesör Doktor Eyüp Zengin hocamız kamu personel yönetimi ve iş hukuku dersleriyle bu dönem sizlerle birlikte olacak. Bu ünitenin sonunda, dersimizin sonunda yeni bir derste, önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.